Lan Ömer abi. Tarih seni yazacak, tarih. Başarı belgesiyle sizleri ödüllendiriyorum. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Hadi biraz uçak. 4 Eylül tarihinde Reyhanlı ilçemizde sınırı yasa dışı yollardan geçerken yaralanan Suriyeli bir kadınımız ve yanında iki çocukla beraber duvarın dibinde yaralı bir vaziyette. Bizim görevliler olaya müdahil olduğunda iki polis arkadaşımız o yaralı kadını olay yerine ambulans yaklaşamadığı için sırtlarında taşıyarak ambulansa kadar getiriyorlar ve daha sonra da devlet hastanesine ulaşmasını ve tedavi edilmesini sağlıyorlar. Reyhanlı ilçemizin Antakya istikametinde uygulama noktamız mevcut. Uygulama noktamızda 24 saat usulü vatandaşlarımızın huzur için, güven için görev yapmaktayız. Yine bu görev yaptığımız esnada sabaha karşı 6 sıralarında bir bayan sesinin çok yavaş bir şekilde, kısık bir şekilde çığlık sesi olarak duymamız üzerine polis memuru Medet arkadaşımızla birlikte yaralı bayan şahsın yanına çıkmaya karar verdik. Bayan şahsın yanına çıktığımızda bayan şahsın ayaklarında ayakkabısının olmadığını, ayaklarının patlamış olduğunu, tel örgüden geçmek isterken ellerinin de yaralanmış olduğunu fark etmemiz üzerine 112 ekiplerine haber verildi. Tabii uçurum ve kayalık bir alanların olduğu sebebiyle 112 ekiplerin oraya ulaşamamasını bildiğimizden dolayı 112 ekiplerinin olduğu yere bahse konu bayan şahsı çocuklarıyla birlikte sırtımızı alarak aşağı kadar 112 ekiplerini indirdik. 112 ekiplerine teslim ederek bahse konu bayan şahs hastanede tedavi altına alınmıştır. Bizim Türk milletinin en büyük özelliklerinden birisi de devletimize hainlik yapanların cezasını en sert şekilde verdiği gibi mazlum ve mazlum insanların da merhametle yaklaşmasını en iyi şekilde bilen hem kamu personeli olarak hem de Türk milletimizin bu en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Benim yerimde kim olursa olsun aynı şekilde bu bahse konu yaralı bayan şahsa merhametle yaklaşmasını bilirdi ve o şekilde davranırlardı. Bu toplumda da gerek sosyal medyada gerek de çevremizde bu konudan dolayı çok güzel mesajlar aldık. Topluma da güzel mesajlar verildiğini düşünüyorum. Sayın Valimiz başta olmak üzere İl Emniyet Müdürümüz, Müdür Yardımcılarımız ve İlçe Emniyet Müdürümüz, Nadir Müdürümüze desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim.